Hazreti Meryem İsa aleyhisselam göğe kaldırıldıktan sonra 6 yıl daha yaşadı. Ne zor bir şey ya Rabbi. Bir kadın çocuğunu kucağına alıp kaçar mı şehirden? Kaçtı, gitti. 12 yaşına kadar Mısır'da kaldılar. Neler oldu bir bilseniz. Ne mucizeler oldu bir bilseniz. Vallahi ben Meryem'le İsa'nın mucizelerini okudukça donuyorum, kalıyorum. Hazreti Meryem çocuğu doğurdu. Kış günü. Çocuk ölmeyecek. Dönmesi lazım şehre. Kudüs'e dönecek. Beytüllahim'de çocuk dünyaya geldi. Allah'ım keşke öleydim dedi. Yani bir büyük mucize meydana geliyor. Bir muhteşem olay meydana geliyor. Ama kadıncağı zayıf. Ben bunu teyzeme nasıl anlatırım? Ben bunu enişteme nasıl anlatırım? Ben bunu halka nasıl anlatırım? kundakta çocuk konuşur mu? Kundakta çocuk konuşacak. Allah Meryem'e vahyetti. Şehre geliyor ya. Cebrail geldi. Hazreti Meryem'e dedi ki Meryem sana bu çocuğu soracaklar. Sen de bundan korkuyorsun değil mi? Evet dedi. O hani Kudüs'te Beyti Maktis'te şurasına üfleyen adam var ya Cebrail Aleyhisselam erkek kılığında. Aynısı geldi. Hazreti Meryem şöyle baktı. Hani ya bütün işler senin yüzünden başıma geldi deriz biz olsak. Baktı Cebrail'e. "Ey Allah'ın elçisi" dedi. "Ey Allah'ın elçisi Cebrail, şimdi ben ne yapacağım?" dedi. 18 yaşında çocuk. Çoğumuzun evladı yaşında anne dediğimiz Meryem anamız, Hazreti Meryem'e dedi ki, sakin ol. Diyeceksin ki, ben bugün susma hakkımı kullanıyorum. Konuşmayacağım. Vahiy bu, Kur'an-ı Kerim'de ayet bu. Bugün susma hakkını kullanıyorum de. Konuşma. Biz sana hiç yalan söyledik mi Meryem? Hayır. Vallahi ben sizden değil. Sizin yaptıklarınızdan şikayetçi değilim. Sen Allah'ın emrini yaptın. Ama ben şu insanlara bunu nasıl anlatacağım ondan korkuyorum. Ha dur. Bu çocuk konuşacak dedi. Meryem kucağında mışıl mışıl uyuyan İsa. İsa Aleyhisselam'ın yetişkin hali nasıl biliyor musunuz? Devamlama. Şimdi bizim çocuklar jöle sürüyorlar saçı parlatmak için. Allah Resulü diyor ki İsa halkın huzuruna ne zaman çıksa banyodan yeni çıkmış insanın saçlarının ıslaklığı gibi ıslak saçlarla çıkardı. Kıvırcık saçlıydı. ben beyaz yüzü vardı. Onun o güler yüzü iyilere ümit kötüleri çıldırtan bir nefret olurdu. Hazreti İsa peygamberimizin kardeşi. İsa peygamberimiz bebek uyuyor. Annesi çocuğa baktı. Ama bu konuşmaz ki dedi yani. Daha bir yılı var konuşmaya. Normal düşünüyoruz. Allah kuralları değiştirir. Allah Pırıl pırıl güneşli havada 5 dakikada yağmur yağdırdığını gördünüz mü? Gördük. Bunu yapan Allah, sen bunu yapmaya kalksan, güneşli bir havanın güneşini gönderip kara bulut getirmeye çalışsan ay geçer. Allah onu bir anda yapıyor. Allah bunu yapıyorsa, bir yıl sonra konuşacak çocuğu şimdi de konuşturur. Olur mu hocam? İstersen belgesellere bak anasından düşen küçücük yavru anasının memesini okullara şoför kursuna gidip direksiyon ehliyeti alıp mı öğrendi oradan memenin olduğunu, sütün oradan çıkacağını keçi yavrusu kimden öğrendi? Allah ilmi okulda vermez herkese. Sana banadır o ilim okulda öğrenmek. Allah hayvana ilmi hiç okula gitmeden öğretir. İnekteki ilim sizde var mı? Bende var mı? Otu yiyor, samanı yiyor, süt yapıyor. Var mı dünyada böyle bir teknoloji? Var mı böyle bir teknik? Yok. Yeşil çimenin içinden bana bir damla süt çıkarsanıza. Hadi çıkarın. Yok dünyada böyle bir teknik. Dünyanın bütün bilim adamlarını toplayın. Yok böyle bir şey. İnekteki akıl bizde yok şu anda. Öyle inek deyip geçmeyin. Öküz deyip geçmeyin. Özür diliyorum. Affedersiniz. Kardeşlerim, Hazreti Meryem şehre geldi. Halk kucağında bir çocukla gelen Meryem'i görünce seni biz çocuklarımıza örnek gösterdik. Bu ney Meryem? Bu ney? Hele insana en çok ağır gelen ne biliyor musunuz? Halkın sağın solun laflarını boş ver. Teyzeniz geliyor. 110 yaşında. Yaşlı bir kadın işa. Gözleri çök, yuvalarına çıkmış bir bastona yaslanarak geliyor. Annesi ölürken Hanne İshan'ın ablasıdır. 10 yaş büyük ablası. Hanne ölürken yavrumu size emanet ediyorum demişti. Evladım size emanet demişti. Hani bazen üniversiteye giden kızlarımızı böyle akrabamız olur da büyük şehirlerde akrabamıza emanet ederiz ya kıza göz kulak ol kız çocuğudur hani deriz. Şimdi millet yetişkin erkeklerle hocam diyor aynı evde erkekle kız diyor ev tutup kalabilir mi diyor Haramdır öyle şey olur mu hiç? Haramdır öyle şey olur mu hiç? Müslüman için haramdır bu. Kardeşlerim Meryem'i onlara emanet etmiş. Hazreti İsha ihtiyar kadın nasıl ağlasın? Meryem'in karşısına geldi. 18 yaşında çocuk kucağında çocuk var. Dedi ki Meryem dedi, ben senin yalan söylemeyeceğini biliyorum dedi. Bana bir şey de yavrum dedi. Bana bir şey de şu halkın ne dediğinin hiçbir önemi yok. Zekeriya peygamberin hanımı söylüyor, Yahya'nın anası. Bir yıl önce de Yahya'yı doğurmuş Hazreti Hanne, Yüz yaşında, 110 yaşında. Bana bir şey söyle yavrum dedi, ben sana inanacağım dedi. Yavrum dedi, senin annen bana emanet etti ablam seni. Başına bir şey mi geldi? Biri sana kötülük mü etti? Bana söyle yavrum dedi. Vallahi sana kızmam dedi. Ben senin yalan söylemeyeceğini de biliyorum dedi. Sen kötü biri değilsin dedi. Ey Harun'un kızı Harun peygamberin neslinden geliyordu onlar İmran ailesi. Ey Harun'un kızı dedi. Yani büyük dedelerini hatırlatıyor yalan söylemesin diye. Hani sülalendeki büyük peygamberler var ya onların hatırına doğru söyle diyor. Meryem'in dip dalgalarını hareketlendiriyor. Meryem yaşlı İşhan'ın teyzesinin gözlerine baktı ve dedi ki teyze dedi bugün susma hakkımı kullanıyorum dedi. Bugün ben sana ne desem vallahi şüphe edeceksiniz dedi. Size bugün bu çocuk için hiçbir şey söylemeyeceğim dedi. Ne soracaksanız, ne merak ediyorsanız bu çocuğa sorun dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.